Evet sevgili dostlar, Yes Motors'tan ben Yücel. Eyüp Bey kardeşimle bir tane BMW aldık arkadaşlar. Ona bakmaya gideceğiz. Burada neler yapılıyor? Burada meşhur Ford Focus'umuz yapılıyor. Kırmızı bebek. Ahmet Kral'a hayırlı uğurlu olsun. Ahmet Kral bu arabayı istiyor. RAV4'ünü ilan yaptık. İnşallah hayırlı uğurlu olsun ona. RAV4'ü satıp bunu almak istiyor. Aracın da biliyorsunuz. Bir tane de kağıt bant ver. Aracın tamponu da falan bu şekildeydi aldığımızda. Tekrardan onları tamir ettirdik, boyattırdık. Mübarek sanki en paket oldu. Değil mi Kral? Evet. Oo, arka difüzörü kes. Evet, siyah boyattık. Fiyone bilek, parlak siyah. Eyüp Bey kardeşim, hadi gidelim mi? Hadi gidelim abi. Daha bir saat yolumuz var. Aynalarda fiyone bilek olacak arkadaşlar. Eyüp Bey kardeşim. Düz telefonu şöyle çevireyim bir saniye. Otoparka gidince yine bir Hüsran'la karşılaşabilir miyiz? Yok canım ben. 2018 model araba yani, artık o kadar. Yeni model arabada da olmaz. 45 binde. İnşallah. Hadi bunlar da yine bekliyorsun da ister istemez. Kral merhaba. İnşallah bir Hüsran'la karşılaşmayacağız. Şimdi otoparka gidiyoruz. Bir saat sonra otoparktan yine arkadaşlar video devam edeceğim. Görüşmek ağlamak üzere. Ağlamak olmayız umarım. İnşallah inşallah. Hadi Eyüp Bey kardeşim atla atla sen sür atla. Yapma. Makineni falan aldın mı? Tamam. Evet sevgili dostlar, otoparka geldik. Aracımız şu. Birazdan aracın başına gidip incelemeye başlayacağız. Evet krallar, aracın başına geldik ve aracı incelemeye başladık. Şöyle aracı çekeyim arkadaşlar. Eyüp Bey kardeşim inceliyor. Çok şükür bir otoparka geldik de yağmur yağmıyor. Artık bu aylarda da yağmaz. Ne görüyorsun Eyüp Bey kardeşim? Ben sana söyleyeyim. Hatasız. Çamurluk hatasız. Bu kapı hatasız. Bu kapı zaten boyanacak. Geçmişi de hatasızmış. Bu kapı düzelir mi? Düzeltmeyle uğraşmaya gerek var mı? Kapıları kilitli arabanın galiba. Veyahut da o kapı kasmış açılmış. Bu kapı değişir, bu çamurluk düzelir. O çamurluk da hatasızmış geçmişinde, kapı da hatasızmış, bu çamurluk da hatasızmış. Bagaj kapağı da hatasız. Aracın özel bir rengi var. Bu çamurluğu da hatasız, bu kapısı da hatasız. Ama bu kapının buralarında vuruklar var, gördüğünüz gibi çizilmişti buralar. Burayı bir boyasız düzeltirip rutuş çekeriz veya boyattırırız. Onun tam kararını veririz artık. Araç bittiğinde sağ arka kapısı değişmiş, sağ arka çamurluğu boyalı, sol arka kapısı da lokal boyalı veya rutuşlu olacak. Şimdi bu aracın arkadaşlar gördüğünüz üzere airbagleri açık. Önden hiçbir darbesi olmayan araba niye airbag açar? Araç daha 45 bin kilometrede, 2018 model, aracı da tanıtayım. 2018 model Edition Sportline paket bu araç. Edition Sportline olunca hemen bakıyorum ne var arabada arkadaşlar. Elektrikli hafızalı ısıtmalı koltuklar var. Belden de destekli şişirmeli. Ondan sonra bu araçta diğer araçlarda bu çok belli 3 kasalarda çok nadir olur. Formula 1 var araçta. Formula 1 direksiyon. Isıtmalı koltukları zaten burada. Sürüş modları var aracın. Yine Cobra tipi vitesi var. Ne istiyorsun Eyüp? Tamam, kaputu açtım. Yani bu araba niye airbag açtı? Bunu size soruyorum arkadaşlar. Bu araç neden airbag açmış? Ve araçta bu araç özel bir seri. Yine ses sistemi var ekstra. BMW'nin ses sistemi. Sunroof zaten var. Araçta elektrik de var. Cam filmi çekilmiş. Muhtemelen bu araba bu özel rengiyle geldi. Bu arabada rakamsız ARSR kaydı var. Bir rakam yok. Torpido direksiyon airbag'i ve perde airbag'i açık. Evet, renk kombinasyonu çok güzel. Dışı böyle değişik bir renk. Yani kırmızı desen kırmızı değil, turuncu desen turuncu değil. Yanar döner bir renk. Yani bu güneşte farklı durur, gölgede farklı durur. İçinde yine bej rengi, açık bir bej. Çok güzel bir renk kombinasyonu var. Yine bu koltuk da elektrikli.
Eyüp, sen bunun aynalarda bir şey yapmana gerek yok. Aynaları zaten Piyano Bilek yapmışlar. Senden öğrenmişler. Farlar da dediğim gibi özel seri. Ha, özel serisi. Bir tane sattığımız BMW'de bu farlara özel seri dedin. Adam ne yazmış farı, diyor ki ne özel serisi, çakma farı takmışsınız, al sana özel serinin. Edition Sportline. Arabanın ön tarafında en ufak bir darbe yok. Bu araba niye airbag açtı? Alt muhafazasına kadar her şey yerinde. Demek ki kafası karıştı. Ulan Eyüp, bir tane Kango aldıydık. Renault Kango yeni model 2018'de. Evet, daha 5000'de mi denedi? Araba arkadan buruktu. Torpido bir direksiyon airbag açmıştı. Ama sarsıntının şiddetiyle alakalı ya. BMW'de beklemezdik yani. Kapıdan vurup da torpido ve direksiyon airbag'ini açmasını beklemezdik BMW'de. Ama BMW'de açıyormuş. Sonuç itibariyle araba yani, kul üretimi. Ama araba efsane, güzel, şık bir araba. Arabayı incelediğimizde de arkadaşlar, dediğimiz gibi her yeri arabanın geçmişinde orijinal. Biz bu kapısını değiştireceğiz. Arka çamurluğunu boyatacağız. Bu tekerin buradan da artık ne çıkarsa onlar değişecek. Amortisör yamuk olur, o değişir. Ne gerekiyorsa yani onların hepsi değişecek. Arkadan itişli olduğu için aksta maksta bir şeyler varsa onlar değişir. Şöyle içine de bir bineyim. BMW'lerde dolu olunca bir başka oluyor ya. BMW dediğin dolu olacak. Şu içi yanıyordur bunun şimdi. Şu fites topuzu bilene bir farklılığı, değişikliği güzel yani. Normal bir lale gibi olan var. Bir de böyle yılan kafası gibi olan var. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi şerit takip var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabada yine içinde de siyah kapı kolları falan, onlar da hoş. Görüntüsü gayet hoş. Yani BMW dolu olunca bir başka oluyor. Şimdi biz bunu bir yaptırırız var ya, efsane olur. Efsane güzel bir araba olur. Bittiği zaman. Arabanın her tarafına da bakayım diye bir şey gidiyor. Ne olmuş arabanın her tarafına? Temizliyorum ya böyle. He. Bak arabadaki çok özel güzel rengi görüyor musun? Nasıl altı böyle simli, değişik, böyle parıl parıl parlıyor. Çok güzel bir rengi var arabanın. Evet Eyüp Bey kardeşim, tecrübelerini alalım. Ne diyorsun bu arabayla alakalı? Güzel ya, lastikleri bile sıfır arabayla. Lastiklerini de sıfır taktırmış adam diyorsun ha? Adam bakıyormuş arabaya. Ooo. Michelin. Baksana bıyıklar üstünde. Şimdi 45 binde lastik değiştirdim. He. Hasta işi. Güzel araba. Ya böyle araba olunca da çok bakacak bir şey olmuyor. Evet. Action yok arabada yani. Neyine bakak, kapısından hasarlı araba yani. 2022-15. hafta. Daha yeni değiştirmiş. Daha yeni değiştirmiş aynı. Yine burada... Kaçıncı ay oluyor? 4. ayda falan. Evet. Bu 1.18 var arkadaşlar. Buna biz de teklif verdik. Bu 3 silindir. Ama bu kalmadı. O yükseldi, alan hayrını görsün. Bu Peugeot yeni gelmiş. Bu daha ihaleye düşmedi. Şasisinde bir şey yok. Acaba kaç binde? Bunların kilometresi az olanlardan almaya çalışıyoruz. Satılıyor piyasa arabası. Millet alıyor, biniyor. Hasarlı haliyle de satılıyor. Gözlüğü çıkartayım bakayım. Araba da gayet öbür tarafı orijinal duruyor da bu iki kapısı falan da arabanın işlemli boyalı. Bakalım ne bakalım. Vay 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 vay. Şimdiki hali bu. Artık buradan Allah korusun. İnşallah içindekiler falan bir şey olmamıştır da. Bu nasıl bir kaza ki? Motosiklet mi? Ne çarpmış buna? Ne olmuş böyle? Yok, motosikletle olacak iş değil bu iş ya. Tavanı falan katlamış. Sağlam bir araba vurmuş buna galiba. Neye vurdu? Direği mi vurdu orayı? Niye sadece orası öyle? Ne oluyor arkadaşlar böyle arabalar? Sonra bir bakıyorsun bu araba cam tavanlı bebek gibi bir araba olarak çıkıyor. Türkiye'de arkadaşlar ustalarla alakalı sıkıntı yok. Parçalarla alakalı sıkıntı var. Var ya, şunu Türkiye'de adama, ustaya güzel parayı ver. Biraz da adama zamanı ver, şöyle 45 gün falan. Bu arabayı bir yapar, sıfır gibi yapar ya. Bu arabaya da ben teklif vermiştim. Bu araba da satıldı. Bu arabada da hiçbir şey yokmuş. Arabada sıfır arabaymış. Aa, bu tarafı hiç belli olmuyordu bu kadar ya. Bu taraf kötüymüş. Kötüymüş derken boyanacak. Ama airbag mi airbag açmamış. Poşetleri daha üstünde. Çok az bir kilometresi vardı bunun. Daha 1000 kilometrede bile değildi. Başka. Neyse arkadaşlar, sizlere ihale sistemiyle alakalı biliyorsunuz çalışmalarımız devam ediyor. Sizler diyorsunuz ki abi bu otopark nerede, şu otopark nerede? Tamam, buradaki herkes bizi tanıdığı için direktmen kapıları falan her şeyi açıyorlar. Çözüyorsun gelip de, ama buraya yani üye olmayan, bizim ihale sistemimize de üye olmayan kişiler gelip de otoparkı falan ziyaret edemez yani, almazlar içeri.
Görüyor musunuz arkadaşlar? Eski Mercedes kabrio. Ama araba kaç model? 98'li falan herhalde. 97'li falan da olabilir. Araba da şundaki doluluğa bak ya. O zaman Xenon falan araba da orijinal he. Araba çok bakımlıymış ya. Ona nasıl orijinal olur lan böyle bir araba? Oo, şuna bak, şu göstergelere falan bak ha. Efsane güzel araba. Çok güzelmiş araba ya. Yani fotoğrafta böyle gözükmüyor da be. Çok güzelmiş araba ya. Mahon direksiyon. Teybi meybi başka. Güzel araba. Tentesi falan çalışıyor abi. Tentesi falan da çalışıyor. Alan ayrını görsün. Dün satılmış mı değil mi? Ha, dün satıldı. Camı görüyor musun abi? Şey yapıyor değil mi? Kendisi yukarı doğru itiyor. Güzel araba. Bu A3 satıldı mı ya? Ben buna bir ara baktım da buna bir cam tavan man tavan koyarız hesabı. Üstten bir kamyona mı takmış? Neye takmış? Komple tavanı değiştiririz hesabı baktım da sonra unuttum gitti yani bunu. Çok kötü olmuş ya. Komple cam tavan koyacaksın kanki buna. Direkt eklem yerlerinden alacaksın. Evet. Bunu kabrio yapacaksın abi. Ha, hiç uğraşmayacaksın, kabrio yapacaksın. Aynen. Direkt kabrioların götü farklı ama ya. Kabrioların olsun. Götün de farklı koyacaksın. Türkiye'de tek ders. Türkiye'de tek problem az önce de söyledim, parça. Parça olsun var ya, ustalar aklını alır bunu. Kabrio istesen kabrio yapar. Kupe desen kupe yapar. Bugün bu arabaya da teklif verdim, çizgileri hoş gözüküyor diye. Evet, harbiden de hoşmuş. Bu araba 1.6 idi, otomatikti. Ama bizim verdiğimiz rakamın üstünde satıldı. Merak ettim araba orijinal. Vay meraklım vay. Airbag'leri açmış. Bu da satıldı gerçi. Hani öyle amşan bir şey olmadığı için öyle video çekiyorum. Sizlere de görsel olsun arkadaşlar. Çünkü yola çıkacağım yarın falan. Hatta geceden çıkacağım galiba. Ondan dolayı böyle bir videoda buluşalım. Bir iki hafta ben olmayacağım. Hatta daha fazla çünkü. O süreçte de yine telefonla, internetten her şeyi çözmeye bakacağız. Kilometre var ya. Aa, ben şu arabayı merak ediyordum ya. Ben şu arabayı. Eyüp, şu arabayı gel inceleyek hacı. Evet. Bu Chevrolet'ler niye yanıyor böyle ya? İhaleye çıkanların onda ikisi yanmış. Bir tane alıyordum Eyüp ben. Evet. Sen elimi kolumu tuttuydun abi, etme eyleme. O zamanlar kaç? 90 bin lira mı? Yanmış, değil mi? Alan ayrını görsün ya. Ne olacak? Yeni motoru koyar gider ya. Bu araba güzel. Bu arabanın ihaleye çıkmasını bekliyorum. Daha ihaleye çıkmadı. Şöyle bir altına baktığım zaman bir şey yok, bir şey görmüyorum. Ondan sonra arabanın bu kapısında boya var. Bu kapısında da boya var. Bu çamurluğunda da boya var. Geçmişi boyalıymış buraları. Çok önemli mi? Çok önemli değil. Benim için çizgileri idare eder. Yani fiyatı ona göre olursa problem yok benim için. Ondan sonra Xenonlu farları falan var. Arabanın bu tarafı orijinal. Airbag'leri falan da orijinal arabanın. Otomatik vites. Bu Citroen gruplarında bu Blue HD otomatikleri falan, tam otomatikleri seviyorum. Almaya çalışıyorum. Yer otomatikler fiyat uygunsa. Onları da sevenler var. O zaman almaya çalışıyorum. Çıkıyor muyuz? Ha ha. Bak bakalım, belki geri meri gelir. Ödemesini yaptı, yapmamıştır belki. Belki rehin meyin vardır, bir problem vardır. Olabilir. Yo, ilanlarda yoktu, ben bakmıştım o arabaya. O da o zaman yoktu, sonradan koydu mu bilmiyorum. Bu o ölmüş de onu kalem gibi yaparlar acı. Gönyesi kaymış. O i30 satıldı acı. Şeyi mi diyorsun? Şu beyaz i30 mu? Kanki ona da teklif verdim de o da satıldı. Ya arabalar çok güzel fiyatlar görüyor. Aynen.
Kanki gelmese daha iyiymiş be. Geldi de bunun yarısı nerede? Yarısı gelememiş. Allah içindekilere bir şey olmasın da. Araba hiç önemli değildir. Araba araç yani. Allah korusun içindekilere bir şey olmasın. Araba da güzelmiş daha iyi. Ardesin ya. Aynen. Partizan. Bak şaseleri de kayık arabanın. Lan buna mı biblo diyorsun? Bizim BMW bibloydu lan. Aldığımız BMW, az önce videosunu çektiğim bizim BMW. Onunla bu kıyas edilemez ki. Kafadan mı olur? Evet. Kafası kayık arabanın arkadaşlar. Bu arabaya da teklif verdik ama kalmadı. Eyüp bunu istedi. Eyüp isteyince bir daha biraz daha fazla şüpheyle baktım arabaya. Bak. Almaktan vazgeçtik. En son jibi de alıyordu çünkü. Ne oldu canım? Ford başlattı bu olayı. Buraya evet. Arabanın motorun beynini buraya koyuyorlar. Ya başa bela ediyorlar. Bu nedir ya? Ya beyin ne işi var orada? Dağılmış orada ya. Adam ya, şimdi var ya aklı çıksa çıkacak. Onun aynı beynini buluyorlar. Çok zor. Şimdi sevgili dostlar, bu Mercedes de ihaledeydi. Buna vurduk. Şimdi 628.750'yi verdik. Artık kaldı. Kalmadı. Alan hayrını görsün. Araba 2017 model. 1.6 benzinli. C180 AMG. Kabalama bir hasarı var. Üstten vurmuş. Dedik ki bunu bir C63'e çeviririz. Ön kaputunu, sağ sol çamurlukları falan C63 alırız. Değişik bir araba yaparız. Güzel bir şekilde bunu 10 numara onarırız diye düşündük. Ama bakalım nasip olacak mı? Eyüp sen bir başta baksana, acaba kalmış mı araba? Bak altına da. Düzgün altı ya. Üstten vurmuş ya. Üstten kabalama. Üstten vurmuş. Bu arabaya 500 bin lira hasar kaydı girmişler. 500 bilmem kaç para. 523 böyle bir şey. Yani bizim hasar kaydıyla alakalı bir takıntımız olmadığı için, zaten ağır hasarlı olacağı için bizim için çok sıkıntı yok. Buradan bir direksiyon airbag'ini açmış, perde airbag'ini açmış, dize airbag'ini açmış. Kalmamış kral. Kalmamış mı? Neyse, alan hayrını görsün. Sevgili dostlar, hepiniz seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Var mı ilk başkanım? Yok abi. Arkadaşlar, oradaki turuncu mu diyeyim, özel renk BMW Biblo'yu aldık. Araba boncuk. Güzel araba. Ondan sonra sizler de arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz seviliyorsunuz. Bundan sonraki videomuz buradan bir Amasya'ya kadar yolculuk. Amasya'dan da Samsun, Trabzon falan o şekilde bir yolculuk olabilir. Devamı gelecek videoların. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.